Medreseyi bizler bu şekilde savunurken, bizler bu şekilde ısrarlı bir şekilde medrese, medrese, medrese derken hala bir Sol nasıl cerrah mı? diyeyim, sol cerrah mı diyelim artık, bir güruh hala ve hala ısrarlı bir şekilde İslam'a leke sürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bizim sesimiz çıkmıyor. Bizim hiç sesimiz çıkmıyor. Hep böyle bir bastırılan taraf biz oluyoruz yani. Evet. Hep böyle bir sessizliğe gömülüyoruz hocam. Bunun sebebi ne? Korkuyor muyuz yani? Bütün Müslümanlar olarak neden böyle bir sessizliğe bürünüyoruz sürekli hocam ya? Beni bana sorarsanız, şimdi Müslümanların elindeki imkansızlıklardan dolayı değil bu. Yani Müslümanlar zayıf, garip, işte Müslümanlar parya, işte ellerindeki bütün imkanlar yok oldu da, işte bir Myanmar'daki Budist zulmündeki Müslümanlar gibi. Böyle bir şey yok. Bugünün Müslümanı rahat. Müslüman rahat, İslam garip. Müslüman rahat, İslam garip. Müslüman imkanlar içinde, nimetler içinde, dünyevi konfor içinde boğuluyor ama bu imkanları İslam'ın emrine, İslam'ın hizmetine vermekten içtinab ediyor. Çünkü diyor ki, eğer ben hakkı söylersem rahatım bozulur. Eğer ben hakkın yanında durarsam benim statüm zarar görür. Sosyal statüm, toplumdaki işte işverensem, İşveren olmaktan dolayı benim müşterim azalır, karım azalır, işte baskı olur, işte şöyle olur. Veya bir bürokratsa işte daha yukarılardan baskı gelir, medyadan bir baskı gelir. Ne olur? İki kelimeyle benim görevim son bulabilir. Çok Yukarıdan bir emirle kesin doğru. çok şey yapar. Yani aman rahatım bozulmasın. Aman sessiz kalayım, kendimi kurtarayım. Sessiz kaldıkça sıra aslında hepimize geldi. O sessiz kalan insanların, susan insanların aslında bugün yaşadıkları şey kendi çocuklarında deizmin, ateizmin sıkıntısını yaşıyorlar. Evet. Kendi çocuklarının o hovardalıkları tabiri caizse, yani belki kendilerini bir şekilde babaları, anneleri nice yoksunluklara rağmen, yoksulluklara rağmen, hani şu ankine rağmen, şu anki kendi imkanlarına rağmen o onların anne babaları o insanları yetiştirebilmek için İslam dairesinde, Müslüman ahlakında yetiştirebilmek için nelerini feda ettiler. Öküzünün birini sattı, onları İmam Hatip'te okuttu, Kur'an kurslarında okuttu. Aman milli ve manevi değerlerine sahip olsun dedi. Ama o yetişen insanlar bugün yani çocuklarının İslam'dan giden hiçbir şeyine aldırış etmiyorlar. Yeter ki rahat etsin, yeter ki sıkıntı yaşamasın. Yeter ki dünyayı alabildiğine yaşasın. Aman bir şey demeyelim. Yani demin bir ifade şey yaptım parantez arasında. Artık o ayette geçen anne ve babalarınıza öf bile demeyin ifadesi çocuklar tarafından bize öf bile demeyin ey anne babalar şekline dönüştü. Dönüştü evet Yani hocam. bugün artık maalesef hiçbir anne bunu iddia edemez. Yani benim çocuğum çok güzel de öf bile demiyor bana falan, böyle bir şey yok. Artık anne babalar böyle bu vaziyette. Sanki o ayet anne babaların çocuklarına karşı yapması gibi değerlendirilir hale geldi. Yani bunun da sebebi ne? Tabii sen dinden taviz verirsen, sen rahatından, konforundan vazgeçemezsen, İslam'ın garipliği yaşanırken, İslam'ın hep tavizi verilirken, sen aman benim rahatımdan taviz vermeyeyim diye susar pusarsan, başına gelecek şey de budur. Zillet. Başka bir şey değil. Yani hocaları haykırmayan, alimleri susan bir milletin belini doğrultması mümkün değil. Felaket üstüne felaketler gelir. Hem maddi yönden hem manevi yönden bu felaketleri yaşadığımız halde hala görmüyoruz. Deprem bir felaket değil mi? Sel bir felaket değil mi? Yangın bir felaket değil mi? Virüsler, hastalıklar felaket değil mi? Yani senin çocuğunun babasına, anasına isyan etmesi, karşı gelmesi en büyük hayatındaki felaket değil mi? Hocam. Yani 14 yaşında bir çocuk annesini, babasını, dedesini, nenesini tarayıp her şeyinden gözünü karartabiliyorsa böyle bir toplum övünülecek bir nesil midir ya? Evet Yani hocam. 21 milyon nüfusla övünmeyelim. Yani 21 milyon eğitim ve öğretim camiasında öğrencimiz var, gencimiz var, çocuğumuz var ama nankör bir toplum başa beladır. Yani biz bu nesle öyle bir insanlara mı geleceğimizi emanet edeceğiz? Bu toplum mu? Yani bunlarla mı biz
ileriye doğru işte bilmem kaç yüzyıllara ilelebet nihayet bu devleti götüreceğiz. Dedelerimiz bize canından, malından, her şeyinden fedakarlık yaparak öyle bir nesil toplum bize emanet edildi ki zamanında. Ben çok dikkatimi çekiyor. Ya sigara içmeyi bilmiyor, içki içmeyi bilmiyor, kumar oynamayı bilmiyor, zina etmeyi bilmiyor. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Devlet demiş ki tekel fabrikası açtım, içki, sigara üretiyorum, içeceksin. Askere gönderdim, asker sigarası mutlaka içeceksin. İçmeyene yasak var. İçmesen de alacaksın, içen arkadaşına vereceksin. Bu yap, kanun. Kanun zorla. İçkiyi kendi üretmiş. Zinayı serbest bırakmış. Gelir getiren bir kapı yapmış. Gelir getiren. Ondan sonra ya daha yani tertemiz o nesli bozmak için elimizden gelen ne yapmışsa ne gelirse yapmış. Eğitimini bozmuşuz. Ahlakını bozmuşuz. Toprağındaki ürününü, hasatını bozmuşuz. Ondan sonra hastalıklı, maddi olarak hastalıklı, manevi olarak hastalıklı ve her türlü günaha, isyana, nankörlüğe açık bir toplum nesil üretmek için uğraşıyoruz. Yani gayretimiz, çabamız tabiri caizse devlet eliyle yani ya nasıl bozabiliriz? Aileyi nasıl tahrip edebiliriz? İnsanları nasıl nankör edebiliriz? Nasıl dininden, imanından nefret ettirebilir. Bugün yetişen nesil her türlü dine, her dine bak Budistine, Brahmana, ateistine, deizmine, Hristiyanlığına, Yahudiliğine, ineğe tapana, fareye tapana saygı duyacak hale geliyor ama İslam'a ve İslam'ın değerlerinden nefret eden bir nesil geliyor. Evet. İslam dediği zaman böyle tüyleri diken diken oluyor ve İslam'dan mı, Müslüman mı, İslami değer mi? Hepsini atın çöpe diyen bir nesil yetiştiriyoruz. Korkuyorlar hocam bizden yani. Neden korkuyorlar, niye korkuyorlar bilmiyorum ama sanki böyle ama biz zarar verecekmişiz gibi korkuyorlar. Hindistan'dan gelip de o şey nehrinde pisliklerin içinde yıkanan, kendilerini kutsandığını zanneden insanlar pislik ya. Lağımın karıştığı o nehrin içinde. Yıkanıyorlar, şey yapıyorlar, farelerin içinde. Şey yapıyor, tapıyorlar, ineğe tapıyor, şey yapıyor, onlar pislikler. Buna bile geldiği zaman İslam değil ya, İslam'dan değil. Böyle bir şey var. Aşağılık kompleksine haiz bir nesil yetiştiriyoruz. Her şeyinden, ya ne diyor ya, ne diyor? İsviçre'de diyor, bir klozette pislik oluyor diyor ya. Aynen. Burada doktor olacağıma diyor. Aynen öyle. Amerika'da diyor, bulaşıkçı oluyorum diyor ya, burada diyor doktor avukat olacağıma. Yani bu mudur eğitim, bu mudur gelinen modernlik, çağdaşlık seviyemiz bizim? Her şeyinden nefret ediyor. Annesinden nefret ediyor. Babasından nefret ediyor. Allah'ından nefret ediyor. Dininden nefret ediyor. Milletinden, milliyetinden nefret ediyor. Yeter ki diyor, kurtulayım şu ülkeden. Çıkayım gideyim de işte burada diyor bir saat, bir ay çalışıyorsun. Orada bir gün çalıştığınla burada alacağın bir son model marka bir ayakkabı diyor. Ayakkabı mesela bir işte falan uluslararası bir markanın ayakkabısını almaya gözüne çarpmış veya bir tişörtünü. Veya bir marka araba. Diyor ki orada bir ay çalışıyorsun. Burada bir ay çalışıyorsun. Orada bir saat çalışsan o ayakkabıyı alabiliyorsun. O işte arabayı şu kadar zamanda alabiliyorsun ama burada yıllarca alamıyorsun. Yani hedefinde sadece dünyevi zevkler, hazlar olup acıya, sıkıntıya kendini kapatmış ve karşı tarafın derdine kilitli. Derdine kilitli. Ben seni anlamakla işim olmaz. Ben sadece hazımı, nefsimi, nefsani isteklerimi bilirim diyen, başka şey de beni ilgilendirmez diyen bir kültürle yetişiyorlar gençlerimiz. Yani tamam iyi bir doktor olabilir ama karşı tarafın sıkıntılarına, dertlerine, anlayışına kapalı bir insan. Yani hayatın hep zevk tarafı onun için hedef gösterilmiş. Hep artı tarafları, pozitif tarafları kendisine bir hedef olarak gösterilmiş. Ama hayatın kendisine ya acı tarafı da var. Hastalık, ölüm, sıkıntı, imtihan tarafı da var. Bunları da başına geldiğin zaman ne yapacaksın? Bunlara karşı sebatın, sabrın ne olacak? Bunu bilmeyen bu şekilde bu yönüne, hayatın bu yönüne sağır ve kör bir nesil yetiştiriyoruz.